Cümleten selamun sevgili dostlar, sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle size şu tablo için teşekkürlerimi sunuyorum. 23.200 bandına da geçtik sayenizden. Bakın ben elimden geldiğince sizlere doğru duyum, doğru yorum aktarmaya çalışıyorum. Ve Allah şahidim, İnşallah ve inşallah hiçbirinize de mahcup olmam verdiğim duyumlarda bir tane bile fire çıkmaz. Bir tane bile fire vermem. Ama duyum içinde bilginiz olsun arkadaşlar. Bana iletilen neyse ben onları aktarıyorum. Bu videoda da size inşallah inşallah ve inşallah %100 olarak Fenerbahçe'mizin 2022-2023 sezondaki teknik direktörünü aktaracağım arkadaşlar. Bakın ligin bitimine 4 hafta kaldı. Normal şartlarda %100 olarak 4 hafta bittikten sonra teknik direktör açıklanacak ama ben size İnşallah bu videoda 23.200 hediyesi olarak aktaracağım. Şunu peşin peşin söyleyeyim. Bakın arkadaşlar birçok arkadaşımız şunu söylüyor. İşte tarzını sevmiyorum, şunu sevmiyorum ama dürüst adamsın diyorlar. İnşallah öyleyimdir. İnşallah ne bileyim hani gösterişte şunda bunda dürüst değilimdir. Hani birçoğunuz yaşıyorsunuzdur sosyal medyada, Whatsapp'ta durumlarda şunda bunda bakıyorsun. Yani hiç alakasız adam öyle bir e, paylaşımda bulunuyor ki yani İnsan şaşırıyor yani. Ya bu adam bu kadar mı bundanmış işte bucuymuş şöyleymiş böyleymiş diyorsunuz. İşte şaşırıyorsun İnşallah benim öyle değildir. Gerçekten hakikaten dürüstümdür. Zaten kanalı takip ettikçe anlarsınız dürüst müyüm değil miyim. Şimdi birinci haberimiz Ali Koç'tan Jorge Jesus için Portekiz çıkarması. İkinci haber de Jesus'tan alakalı. Çok çok daha ciddi. Ben kısa kısa geçiyorum çünkü yorumu uzun tutacağım ve size net olarak bilgi vereceğim arkadaşlar. Sabırla, beğenerek izlerseniz sevinirim. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Teknik Direktör Jorge Jesus, Jorge Jesus ile görüşmek için Portekiz'e gitti. Başkan Ali Koç yeni sözün öncesinde farklı teknik direktör araçlarına devam ediyor dedik. Ee, yanında da Sarla Acayet yönetici Selahattin Baki olan. Şimdi Selahattin Baki ile Ali Koç bir yere gidiyorsa o transferi iptal sayın kesin olarak söylüyorum. İptal sayın o transferi. Selahattin Maki'nin bugüne kadar iş bitirdiğine ben şahit olmadım çünkü. Yani beklentimin o kadar altında kaldı ki. Ya Sheffield United'da yıllarca yöneticilik yaptım. Bir tane futbolcu getir ya. Bir tane ya. Bir tane ya. Sheffield United'dan bir tane topçu ya. Sözleşmesi biten bir topçuyu kap getir ya. Yani olmadı. Buradan bir futbolcu Sheffield United'da ya almayacak olsalar bile piyasa yapsınlar. ilgi mektubu göndersinler. Yapılmadı mesela. O yüzden bir şey beklemeyin. İkinci habere geçiyorum direkt. Fenerbahçe'de Rota Jorge Jesus. Bakın bu haberin detayı var. Detayı. E, şimdi Ali Koç ve yönetici Selahattin Maki Rotayı Jorge Jesus'a kırdı. Uzun bir dönem lövle görüşen Başkan Ali Koç. Bir türlü resmi adımları atamadı. Yanlış anlamayın ama. Başkan Ali Koç lövle görüşüyorsa bu resmi adımdır. Ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işte Mustafa Hoca'yı ağırladı. Ama bu resmi bir görüşme değil. Lan resmi devletin başındaki adam ağırlamış resmi görüşme. İşte bilmem ne parti lideri işte Fenerbahçe kulübünü ziyaret etti. Bu resmidir. Öyle geçerken yoldan uğradım. Ya siz kimi kandırıyorsunuz? Bu resmi görüşmedir. Aynı şekilde Ali Koç bir teknik direktör. Bak başkan bir teknik direktörle görüşüyorsa bu resmidir. Hocam peki nasıl resmi olmaz? Şöyle olmaz. Ali Koç der ki Mustafa hocam Fenerbahçe adına sen git görüş Jesus'la. Fenerbahçe adına geliyorum diyor. Bu resmi görüşme olmaz. Bu gayri resmi görüşme olur. Mesela bizde şöyle bir olay vardır. Ee, devletin dili yazıdır. Bu tabiri hiç duydunuz mu? Devletin dili, dil, dil language, language, devletin dili yazıdır. Yani bir şey istiyorsun, dilekçe yazarsın. Bir şey yapıyorsun, belge yaparsın. Yani belge karşında yaparsın. Bir şey yapıyorsun, işte tebliğ edilir, tebellü edilir, imza atarsın. Devletin dili budur. Ama ben müdüre söyledim böyle yapacağımı. O ne dedi? İncinmişsin dedi. Böyle bir şey yok. Adamı incitirler. Burada da Ali Koç artık resmi adım ne ya? Görüşmüş işte. Alman çalıştırıcı ikna olmaması nedeniyle süreç çok uzadı diyor. Fenerbahçe'de Jesus öne çıktı. Hatta Portekiz'de yapılacak görüşmeler için adımlar atıldı. Temaslar yoğunlaştı. Portekizli çalıştırıcının Benfica'dan ayrıldıktan sonra yeniden Avrupa'da kalmak istediği ve 2022-2023 sezonunda sahalara döneceği biliniyor. Şimdi Ali Koç ve Selahattin Bakim İbre'yi Jesus'a çevirdi. Görüşmeleri sıkılaştırdı. Portekiz'de ilgi topladım. Geçtiğimiz günlerde Jesus'un teknik ekibiyle yeniden bir araya gelmesi ve sosyal medyadan fotoğraf paylaşmasıyla Portekiz'de büyük ilgi topladım. Şimdi Jesus'un yerine kendimi koyuyorum. Ulan ekmeksiz kaldık. Ulan Flamengo'ya atamadık adımı. Palmeriaş istemiyor. Ulan Fenerbahçe istiyor. Ben ne yapayım biliyor musun? Ekibimi toplayın bir fotoğraf atayım kafalarda desinler ki ulan ekip geldi falan filan. Hani... Asıl clickbait bu işte. Ekibiyle bir araya geliyor mesela. Toplandığı yerde mesela atıyorum bir İngiliz bayrağı paylaş. Biz de diyelim ki bir İngiliz takımıyla görüşüyor. Sir Bobby Robson olacak. Sir Alex Ferguson olacak falan. Jesus'un yeni bir hedef için tekrar toplandık mesajı da öne çıkarıldı. Bak yeni bir hedef tekrar toplandık. 67 yaşındaki çalıştırıcının yeni sezon için bir takımla görüştüğü vurgulandı. Fenerbahçe'nin tecrübeli isim için en ciddi aday olduğu aktarıldı. Haberin bu kısmına dikkat. İsmail Kartal'ın performansı yakından takip ediliyor. Ancak bir yandan da İsmail Kartal'ın yakaladığı başarılı ivme göz ardı edilmiyor. Sarılacak takımı Kartal'la ligde son 10 maçın 9'unu kazanıp bir beraberlik alması ve yakalanan hava Ali Koç başta olmak üzere herkesin hoşuna gidiyor. Şu anda İsmail Kartal'ın tribünlerinde tam desteğini alması dikkatlerden kaçmıyor. Şimdi bir video çektik. Yani yemediğimiz hakaret, yemediğimiz küfür, tehdit, şantaj kalmıyor. Yani inanı, inanılır cümleler duymuyoruz arkadaşlar. Birkaç tanesini paylaştım toplulukta. Geri sileceğim onları. Hepsi dosyalanıyor bunların. Çünkü sürmekte olan bazı süreçler var. Atlayayım. Bunların hepsi dosyalanıyor. Yani kullanılacak argümanlar bunlar. Ben sadece şunu söyleyeyim bir futbol için milletin çoluğu ölsün çocuğu ölsün yok Bizans tohumusunuz yaşasın Pontus falan yazmış bazı arkadaşlar. Bunlar kayıtlı arkadaşlar öyle bir taraftan uydurmuyorum. Yani e, resmi makamlarla paylaşacağım için e, sıkıntı yok. Şahıs ismi vermiyorum ben yazılanları söyleyeyim sana Edilen küfürler şunlar bunlar. Niye? Şikeci demişim. Ben şikeci mükeci demedim. Açın bakın. Eee malum kulübe yakınlığıyla bilinen kanalda eski hakem çıkmış. Masa başında aldı maçı demiş. Al sana şike. Bu şikecilik. Gidin ona hesap sorun. Öbür gazeteci çıktı. Niye bu hafta içinde şu şehre gitti? Federasyondan kimle görüştü diyor. Ben bunu haberleştiriyorum. Gidin onlara hesap sorun. Ben şikeci demiyorum. Ha şunu söyleyeyim. 2021-2022 sezonunun ikincisi kimse şampiyon olur. Hocam çok salakça bir cümle oldu bu bence 2010-2011 şampiyonu Fenerbahçe dışında bir takıma isim olarak söylenmesi daha salakça. Ya çok ilginç geliyor. Bana gerçekten çok ilginç geliyor ya. Gerçekten hakikaten çok ilginç geliyor. Yani Yargıtay diyor ki olan arkadaş bu adamlar tertemiz şampiyon olmuş. Bu adamlara laf eden karşısında bizi bulur diyor. Hala başka laf edilmesi çok saçma geliyor bana ya. Hani şey demek gibi işte Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı işte e, tahsildar muydu şey? Neyse işte ana muhalefet partisinin lideri desen mesela millet sana bir tarafıyla güler ulan der yani. Bu da benzer bir şey. Ben de diyorum ki 2021-2022'nin ikincisi kimse şampiyon olur. Çünkü birincisinin hakemlerin nezdinde kredi notu yüksek. Ha tıpkı Polat Alemdar'ın Halit'e dediği bir cümle var. Öldürmeden önce Halit'e diyor ki hiç düşünmedin mi diyor sana baldızının önünde, önünde, çakırı öldürten testere seni kimlerin önünde hani sana kimlerin önünde neler yaptırır diye hiç düşünmedin. Ben de takımlarımıza söylüyorum. Sizi bu kadar kollamayla şampiyon yapanlar hiç düşünmediniz mi? Zamanı geldiğinde belki size tarihi fark attıracaklar. Belki sahanızda taraftarlarınızı dinlen imandan çıkaracaklar. Belki size onar yıl, beşer yıl şampiyonluğun şeyesini koklatmayacaklar. Belki müzenizdeki kupayı alacaklar. Belki Şampiyonlar Ligi kazancınıza çökecekler. Hiç düşünmüyor musunuz? Ama hocam adamlar hak etti. Bak şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Hak etti hak etmediği bir tarafa bırakalım. Hak etti hak etmediği. Aynı penaltı pozisyonları sezonun başından beri Fener'in, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un yakaladığı pozisyonları karıştıralım. Çorba yapalım. Birininkini birine, birininkini birine verelim. Rakip takıma soralım ne diye. Eğer rakip takım taraftarları epey küfür ediyorsa demek ki kullanma vardır. Edilmiyorsa. Neyse konumuz o değil. Konumuz şu. Hocam Jesus'u getirsen ne? Löv'ü getirsen ne? Lik şikeli. Getirdiğin adam hiçbir şey yapamayacak diyorlar. Vallahi Allah'ın da bir hesabı vardır. Bu dünya bakın bu dünya imtihan yeridir. Sürekli, sürekli söylüyorum. Bu dünya imtihan yeridir ceza yeri başka. Hani ders işliyorsunuz ya, bir öğretmen öğrenci örneği vereyim. Ders işliyorsunuz. Hiçbir yükümlülük yok. İster dersi dinle, dinleme. Asıl ceza nerede? Sınavda. Bir giriyorsun üniversite sınavına, bir giriyorsun bilmem ne sınavına. Hop, Jortingen'in Mortingen. Dersi dinleyenler, kafası çalışanlar, işte idman yapanlar, soru çözenler, daha çok çalışan, gayret edenler hop. Fule yakın. İşte tıp kazanıyor, hukuk kazanıyor, mimarlık kazanıyor falan. Az çalışanlar, kafa basmayanlar ya da dersi dinlemeyenler, umursamayanlar yine gözümüz yükseklerde diye bir sonraki seneye şey yapıyorlar. Bu da böyle işte şunu söyleyeyim. Löv de gelse, Jesus da gelse, başkası da gelse, o da gelse, bu da gelse ligde adalet olmadığı müddetçe kafalar canlar kim istiyorsa o şampiyon olacak. Bu lige verdiğiniz para haram haram. Çocuğunuzun, çoluğunuzun çocuğunuzun rızkından kesip para vermeyin. Haram. Haram kardeşim haram. Gerçekten haram. İsraf. israfta haramdır. Ha bu kollama yine sürecekse hem israf hem haram. Boşuna para vermeyin. Zaten kaçak kaçakçılıkta kaçak maç izlemede dünya lideri herhalde. Sebebi ne? Bu. Ben size söylüyorum. Hiçbir hakemin bak hata yapabilirler ama haksızlık yapmadığını düşünün. Hiçbir hakem haksızlık yapmıyor. Gördüğünü tık penaltıysa penaltı, kırmızıysa kırmızı. Hop sen kendini yere atın. Al sana sarıkat. Buna penaltı verilmez. Şu işte Fenerbahçe maçında kim Minci destek eline düşüyor? Destek eline düştüğü için buna penaltı verilmiyor. Galatasaray şut çekiyor. Beşiktaş'ta oyuncu da destek eline düşüyor. Ona da penaltı verilmiyor. Fenerbahçe Rize maçında oyuncu destek elinin üstüne düşmüyor. Yere normal düşüyor. Elini uzatıyor ki vücudunu büyütmek için. Bu penaltı ama o da destek eli. Böyle kıvıracaksanız zaten hiçbir şey konuşmanın mantığı yok. Herif 35. saniyede tokat atmış. Lan tokat atılan tokatın. Kırmızı kart olmadığını iddia edecek kadar bu kadar dönmeyin yanar döner olmayın. Bak yarın bir gün başınıza gelir. Ya dansöz kıyafetinin o rengini çıkartıp öbür renk giymekten bıkmadınız mı? Yorulmadınız mı? Yüzlerce yorum gördük. Bir tanesi sadece bir tane Trabzonspor taraftarı diyor ki bu penaltı değil. Fener'e verilse ana avrat söverdim. Diyor. Geri kalanlar penaltı, penaltı, penaltı. Aynısı Fener'e verilse ana avrat sövüyorsanız sizde bir sıkıntı var. Neyse ben yine uzatmayacağım. Dediğim gibi bana göre 2021-2022'nin ikincisi kimse şampiyon olur. Benim gözümde öyle. Hatta 2020 2021'in de öyle. Hatta ondan önceki senenin de öyle, öyle. Ondan önceki senenin de öyle. Benim gözümde Erman Toroğlu'nun da dediği gibi son 4 sene masa başında şampiyonlar belirleniyor. Masa başında şampiyon belirlendiğine göre ikinci kimse şampiyon olur. E i̇yi de Fener hiç ikinci olamadı ki olsun. Demek ki Fenerbahçe şampiyonluğu hak etmemiş. Bitti. Şimdi İbre, Jesus ve İsmail Kartal'a döndü diyor. Sezonun bitimine 4 hafta var. Yeni hocanın kim olduğu merak konusu. E, ve takımın ikincilik hedefi hem de 2 hafta sonra oynanacak Beşiktaş derip öncesi takım motivasyonu bozulmayacak diyor. Fakat İbre Yuahim Löv'den daha çok Jesus'a ya da İsmail Kartal'a dönüyor diyor. Burayı da anladık. Burada okey. Şimdi Fenerbahçe'de İsmail Kartal farkı. Hocam İsmail Kartal'ın kalması için yani Nasıl bir mantık var? Yani ne yaptı da kalsın? Bu sezon Fenerbahçe 3 hoca ile çalıştı. İsmail Kartal, Vitor Pereira, Zeki Murat Göle. Ve İsmail Kartal'ın puan ortalaması 2.36. Ancak şimdi İsmail Kartal geldiğinde 32 puanla 5. sıradaydı Fenerbahçe. Şu anda 65 puanla Şampiyonlar Ligi biletini almaya doğru gidiyor. Yani ikinci ligde avantajı kaptı. Sezon sonuna kadar sürdürürse. Ve Pereira 1.65 puan ortalaması yakaladı. Sezona hani kötü sonuçlarla başlayıp diyor. Bence sezona iyi sonuçlarla başlayıp kötü devam etti. 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik 5 mağlubiyet ve 1.65 puan ortalaması. Çok kötü bir durum. Ama Vitor... Şimdi bak. Şunu da anlayın arkadaşlar. Şunu da anlayın. Vitor Pereira takıma puan ortalaması kazandırmadı ama Ferdi kazandırdı belki 15 milyon euro kazandırdı. Osayi kazandırdı. Belki 50 milyon euro kazandırdı. Kim Kiminci Crespo kazandırdı. Bunları inkar etmeyin. Hani onu kazandırdı, bunu kazandırdı. Aynı şekilde İsmail Kartal bence İsmail Kartal da Altay Bayındır kazandırdı. Zayt'sı bir kat daha fazla kazandırdı. Bence İrfan Canı kazandırdı. Bence İrfan Pereira döneminde böyle değildi. Serdar Dursun'u kazandırdı bence. Anlatabiliyor muyum? <laughs> ha her şeyden ziyade kara bulutları dağıttı. Kesinlikle. Şimdi Zeki Murat göre 3 maç çıkıyor. Bir galibiyet, bir beraberlik, bir yenilgi. İsmail Kartal takımın üstüne gelince 14 lig maçında 10 galibiyet, 3 beraberlik, sadece 1 mağlubiyet. O da Başakşehir'e 1-0 kaybedilen bir periyot. Şimdi elinizi vicdanınızda koyun. Önümüzdeki sene İsmail Kartal'la devam ediyoruz diyelim. 19 takım 36 maç. 36 maçlık bir periyot diziyorum size. 14, 28, bir de yarım olsun 35. 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet. 28 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet. Bir de yarım ekleyelim. Yani 25 galibiyet, 6 dedik beraberliğe, hani bir buçuk bir diyelim yedi beraberlik yani 25 galibiyet 7 beraberlik 3 üçte yenilgi olsun. Yani e, yok yok dörtte yenilgi olsun. Tam tamın olsun. Yani 25 7 4 75 82 puan. Yüzde katrilyon şampiyon yapar seni. Ha tek mağlubiyette e, durum belli. Şimdi bakın. Şimdi Fenerbahçe için Sosyal medyada birçok haber gördüm, birçok duyum gördüm. Bunlardan bir tanesi şu. Bir tanesi şu. İşte Fenerbahçe eee Jorge Jesus'a o kadar güzel bir teklif sundu ki aklınız durur. Neymiş o teklif? Ya Selahattin Bakı Ali Koç'ta gittiler, görüştüler. E işte e, 5 milyon euro civarında ekibiyle birlikte para teklifi sunmuş. Maddi konular önceden konuşulmuş ve Dün bir görüşme gerçekleşmiş. Yani şimdi bunu söylediler. Ben başka bir şey gördüm. Ee, Ali Koç'un Jesus'un daha doğrusu Jorge Jesus Fenerbahçe'ye şampiyonluk reçetesi sunmuş. Bir demiş Babakar Kamara Marsilya'nın forveti sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. 22 kişi pardon ön liberosu özür dilerim. 22 yaşında ön libero 25 milyon euro piyasa değeri var. Süper. Valla süper. Güzel. İkinci isim. Luis Mariel Forvet. Luis Mariel Forvet. Bu arkadaş da 31 yaşında. 22 milyon euro piyasa değeri var. Atalanta'nın bir yıl sözleşmesi kalmış. Bu yıl bu arkadaş 35 maça çıkmış. 11 gol 7 asist 1746 dakika. Yani 20 maçta 18 gol katkısı diyeyim. Bu da okey. Ee, bir de Grimaldo var. Sol bek. Bunu daha önce konuşuyorduk ya. Bu Grimaldo'yu. Ee, nerede konuştuyduk biz bunu ya? Benfica'lı 20 milyon euro. Bir de Canıt'ın Bamba sol kanat. Bu Bamba'yı biz elden kaçırdık biliyorsunuz. Yani kaçan balık çok çok büyük oldu. Bu Grimaldo 26 yaşında sol bek. Bu sezon başında mı gitti? Yok. Dur bu o değil. Ha tamam. 6 gol, 9 asisti var Grimaldo'nun. 3930 dakika. Yani 47 maça çıkmış toplamda. Şimdi aklı başında bir arkadaşımız bunlardan hiçbirini alamayacağımızı bilir. Bu arada Canlıtın Bamba 20 milyon euro olmuş piyasa değeri. 35 maç, 1 gol, 3 asist, 2875. Yani hiç bu kadar kötü grafiğe bu para çok fazla bence. Uzun lafın kısası bu olacakmış. Eğer bunlar olursa tamammış. Peki Ali Koç ne yapmış biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ali Koç da Renato, San Renato Sanchez, Belotti, Marcelo ve Fabio Martins e önermiş. Bir de 5 milyon euroluk yıllık ücret önermiş. Yani Renato Sanchez, Belotti, Marcelo, Fabio Martins önermiş ve 5 milyon euro yıllık ücret önermiş. Bu da gazetelerin haberi. Bütün bunları bir araya alıyorum. Toparlama aşamasına giriyorum. Bana da sahur yaklaşıyor. Bu arada Fabio Martins sol kanat. Şu ee, Alvahtada olan. Bu eleman bize geliyordu da gelemediydi değil mi ya? Bu o eleman. Hani Braga'daki 3 milyon euroyu aldılar. 9 piyasası varken. Şimdi bütün onları bir araya topladım. Duyumları ettim. Bir. Mevzu Ali Koç iken. Bu kadar iddialı tweet atmanın mantığı yok. Sezon başında Hidemaşa Morita'nın uçak bileti alındı, uçak bileti. Bugün bak duy, kendini duyumcu ilan edenlerin hepsine söylüyorum. Biriniz çıkın diye ki yalan, öyle bir şey olmadı. Hidemaşa Morita'nın uçak bileti alındı. Konan sezonun başında neydi o Arsenal'in Kolarov değildi, Kolasinac. Kolasinac'ta her konuda anlaşıldı. Her konuda yüzde bir milyon. Kolasinac'la her konuda anlaşıldı. Devre arasında Konan'la her konuda anlaşıldı. Ki sonradan Allah'a çok şükür ki Ali Koç dedi ki evet anlaştık dedi de yırttık. Yoksa adımız sahtekara çıkıyor. Hemen yani bir tane duyum bilemediniz sahtekarsın. 500 tane duyum bil bir tane bilemediniz sahtekarsın. Tabi. Çünkü seni sahtekar etiketiyle etiketleyen arkadaşlar kendileri sahtekar oldukları için öyle. Ben Löv için size şunu söyleyeyim. Ben direkt Ali Koç'tan yani Ali Koç'tan direkt duyum aldım. Birkaç ay önce Löv kesin bitti diye. Bir tane arkadaş mesela Mesut çok mutlu, sorun yok. Rogon oyuncular iyi, büyük hocalar gelecek, Ali Koç ders aldı, Gustavo Büyük Yıldız şöyle böyle falan filan. Mesut da sorun yok dedikten bir hafta sonra mı iki hafta sonra mı Mesut Özil kadro dışı kaldı. Ve akıl hocalığını bunlar yapıyorlar. Şimdi yurt dışında işte hocam ama bu kadar haber de boşuna değildir. Cesus andılar, löv dediler. Yani bu kadar şey olmaz değil diyeyim. Şimdi sonuç kısmına geldim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Allah şahidim. Sizler de şahit olun. Biraz sonra sahura yani sahur yapacağız. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Ben sadece Ramazan ayında falan filan değil. 7 gün, 24 saat, 1 sezon, 1 yıl, 2 yıl Allah ne kadar ömür verdiyse o kadar zaman boyunca dürüstlükten ödün vermedim. Yine vermeyeceğim. Allah'ın bildiğinde kullardan esirgemenin lüzumu yok. Sizler de şahit olun. 4 yıldır, tanı, 4 yıldır tanıdığım Ali Koç. Ne yapar biliyor musunuz? Sosyal medyadaki kendine yakın olan isimlerle birlikte günlük birini getirtir. Ya da haftalık iki günde bir, üç günde bir, dört günde bir birini getirtir. Bu şekilde 4 maç bitirilir ve sezon sonunda İsmail Kartal'la devam kararı alınır. Bu karar alınırken sıklıkla Emre Belezoğlu ismi de anılır. Hani geçen sene hata yaptık falan filan diye. Hatta üst akıl olarak dikkat edin. Aykut Kocaman ve Ersun Yanal bu aralar sürekli sanki kanal kanal geziyor gibiler. Aykut Kocaman ya da Ersun Yanal'dan birini de üst akıl olarak getirir ya da yardımcı getirir. Bunu da belirteyim. Hatta 2022-2023 sezonu Fenerbahçe teknik heyetini söyleyeyim. Ya sportif direktör Aykut Kocaman, teknik direktör İsmail Kartal ki buna hazır olun ya da teknik direktör İsmail Kartal yardımcısı Alex de Souza. Ben sözümün arkasındayım. İsteyen desin ki Mustafa Hoca totem yapıyor. İsteyen desin ki başka bir şey yapıyor. Bekleyin görün. Fenerbahçe'nin yüzde bir milyar teknik direktörü. Hocam sen geçen sene bir elsa dedim bir elsa dedin olmadı ya. Belki totem yapıyorsun. Bak ben iyi teknik direktör söyledim olmadı. Şimdi kötü söyleyeyim de olsun diye. Tek olsun. Jesus. Bak Jorge Jesus gelsin. Genel kariyerindeki puan ortalamasını yakalasın Fenerbahçe'de. Genel kariyerindeki puan ortalaması Fenerbahçe şampiyon. Bak genel kariyerindeki puan ortalamasını yakalasın yeterli. Genel kariyerindekine. Başka hiçbir şeye gerek yok. Bak Süper Lig 34. hafta geride kaldı. Ben dedim ki 78-79 puan şampiyon olur. Belki ikinci 76 ile çıkar dedim senenin başında. Trabzonspor'un birkaç tane yani, özellikle şu Adana Demir maçını da dahil ederek söylüyorum. Hani kalan 4 maçı var 76 puanı var. Adana Demir maçını kaybetseydi 73'tü. Ben zannetmiyordum son 4 maçtan belki 6 puan alamazdı. Benim dediğime %100 gelirdik diye. Önümüzdeki senenin reçetesini vereyim mi? 73-74 puan kesinlikle şampiyon yapacak. 74 puan şampiyon yapacak. Belki birazcık yine bu, bu sezonki gibi işler dönerse 68 artı şampiyon 68 artı ikinciyi belirler. Yani şampiyon da ikinci de 68-74 aralığında olur. Belki 73'te şampiyon 68'de ikinci çıkar. Bu dediğimi unutmayın. Jesus gelirse şampiyon. Löv gelirse yine şampiyon oluruz. Ama bu ligde teknik direktör değil şampiyonu belirleyen bu ligde şampiyonu belirleyen çok 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 başka bir şey. Onun da ne olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Löv mü? Jesus mu? Kamara mı? Bilmem şu mu? Bu mu? İsmail Kartal mı? Alın size yüzde yüz cevap. Hocam İsmail Kartal'la devam etmezsek görürüm seni. Görün. Ben buradayım. Nasılsa olsa duyum tuttuğu zaman hiçbiriniz burada olmayacaksınız. Sadece dürüst insanlar yanımızda olacak. Duyum tutmadığı zaman zaten hepiniz buradasınız. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Hani doğruyum, yanlışım, şöyleyim, böyleyim. Buna siz karar verin. Ahmet'in yorumuyla, Mehmet'in yorumuyla, onun karalamasıyla, bunun karalamasıyla uğraşmayın. Uğraşmayın. Kendiniz karar verin. Bakın İsmail Kartal. Dikkat edin. Güzellemeler gelecek. Şimdi sol beki konan gelsin şöyle böyle diye. Bir bakacaksınız Eren Elmalı gelecek. Hani misal veriyorum. Diyecekler ki yeterli. Süperlik için yeter de artar. O sayın Nazım var. Oo süper bittim. Burak Kabacak sağ açıkta oynar. Oraya bir tane isim alalım. Misal Vargas. işte Adana Demir'deki. Misal. Sol kanat. Lan Ferdi dedik. Eren Elmalı dedik. İşte Muhammed Gümüşkaya sol önde oynar. Yedek. Oraya bir tane yabancı alalım. İşte atıyorum Trezege. Ha Trezege Vargas. İşte e de Luis Suarez gelirse tamam Fenerbahçe taraftarını tavladın. Bitti. Bir tane de orta saha çekersin oradan. Kıytırıktan bir şey. Rogonomok'un hiçbir çöpü. Şunu da söyleyeyim. Ben Aykut Kocaman olsam, ben Ersun olsam ben de Fenerbahçe güzellemesi yapardım. Niye? İskelete bak iskelete. 23-24'lük Altay. 25'lik kim? 24'lük Salahi. Değil mi? Ferdi 22. Osayi 23-24. Muhammed Gümüşkayası var bunun. Ee, Çağatay Kuru kalıp gelişmekte. Emir Ortakaya aşağıdan geliyor. Orta sahada Crespo 25. Değil mi? Zaysi 27. İrfan Can'ı dahil 27. Hadi Mert Hakan da 28'de. İşte Arda Güler 17. Rossi say 22, 23, 24 işte. Hani böyle böyle tek tek say. ve Berisha 23. Fıstık gibi Fenerbahçe kadrosu. Ben daha da büyük bir iddiada bulunayım. Şu Fenerbahçe kadrosuna hiç kimseyi almasam bile gelecek sene şampiyonun en büyük adayı. Hiç kimseyi almasan bile. Eldekileri geliştirsem bile şampiyonun en büyük adayı. Kaldı ki leplebi gibi gol atan bir forvete getirirsen bir numaralı adayı. Leplebi gibi kanat getirirsen hem bir numaralı adayı hem bir adım önde başlar. Kanadın diğerine de mükemmel bir isim getir. Leplebi gibi gol golcü getir. İki adım önde başlar. Bir de sekiz numara çek. Üç adım önde başlar. Bir de sol bek çek. Dört adım önde başlar. Yani ne kadar ekleme yaparsan da adım öyle, ön, öyle önde başlar. Hal böyleyken, financial fair play varken ve dört senedir Ali Koç'u tanıyan birisi olarak söylüyorum. Yüzde yüz olarak İsmail Kartal'ın devam edileceğini ben garantisini veriyorum. Ha bir ihtimal hariç nedir o? Kalan 4 maç bir tamamlansın. Bir sonuçlansın. Size ben şunu söylüyorum. 4 maçın 4'ünü de Fenerbahçe kazansın. İsmail Kartal dışında başka bir isim gelirse gidin abi. Ben hiçbir şeyden anlamıyorumdur. Gerçekten bak bu saydıklarım duyum değil. Duyum olarak Allah şahidim bana gelen duyum şu. Yüzde yüz löv. Jesus mesus hikaye. Yüzde yüz löv. Hatta lövle kesin anlaşıldı. İşte sosyal medyada kalabalık olsun. Lövü konuşmasın millet diye. Bu yapılıyor hani baskı olmasın hadi transferlerini de falan filan diye diyorlar. Bana gelen duyum da bu. Bilginiz olsun. Ama ben inanmıyorum. Ben 4 senedir Ali Koç'u tanıyorum. Teknik direktör konusunda kim ne duyum verirse yanlış çıkar. Bir tek benim duyum hariç. Ben diyorum %100 İsmail Kartal'dan devam edilir. Ha saydığım iki ihtimalden birisinin olma ihtimali çok çok yüksek. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.